Merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir incir içi hazırlıyoruz. Bütün bir şekilde hazırlayacağım bu incir içini çok seveceksiniz. Benim kullanmış olduğum incirler siyah incirin küçük hali arkadaşlar. Tam olgunlaşmamış ve yumuşamadı. Arasında birkaç tane yumuşak olan var arkadaşlar. O da sorun değil. Bu şekilde bir tane kürdanla delikler açıyoruz ki şerbeti içine tam çeksin bu yöntemi mutlaka deneyin arkadaşlar çok lezzetli oluyor burada bir buçuk kilo incirim var kenarlarını kesiyorum ve yıkıyorum arkadaşlar bol suyla şerbeti için 5 su bardağı toz şekeri tendem içerisine alıyorum daha az da kullanabilirsiniz ama bu şekilde daha lezzetli oluyor inanın 5 su bardağı toz şekerin ardından 3 su bardağı su ilave ediyorum aynı bardağı kullandım karıştıralım ve ocağın üzerine alalım. Şerbetimiz arkadaşlar bir 5 dakika kadar kaynayacak. Şerbet kaynadıktan sonra içerisine 3 tane karanfil ilave ediyorum. Ardından yıkamış olduğum ve uçlarını kesmiş olduğum incir ilave ediyorum. Beyaz incirden de bu reçeli hazırlayabilirsiniz. Çok lezzetli, aşırı pratik, tam kıvamında harika bir incir reçeli oluyor mutlaka sizler denemelisiniz. İncirlerimi kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar orta ateşte. Görmüş olduğunuz gibi bazıları patlamış arkadaşlar. Ona dikkat etmedim ama sorun değil. İsterseniz siz tam ham incir de kullanabilirsiniz. Rengini görüyorsunuz. Arada karıştırarak orta ateşte 15-20 dakika kaynatıyorum. Ara sıra mutlaka köpüğünü alın. 15-20 dakikanın sonunda da kısık ateşte yarım saat kadar kaynatmanız gerekiyor ki iyi bir şekilde kıvam alsın. Görmüş olduğunuz gibi arası da küpüğünü alıyorum. Sizler beni bu tarifle ilk defa tanıyorsunuz. Lütfen yorum kısmında belirtmeyi. Henüz kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. Ben bu şekilde bütün olarak kullandım arkadaşlar reçelde inciri. Tabi siz isterseniz 4 parçaya da bölebilirsiniz. 45 dakikanın sonunda çeyrek limonun suyunu ilave ediyorum ve karıştırarak tekrar kısık ateşte 5 dakika daha kaynatıyorum ve köpüğünü de alıyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi rengi değişti sizlere kıvamını göstermek istiyorum bir tane tabağın içerisine bir kaşık kadar suyundan alın arkadaşlar ve buzdolabında bir dakika kadar bekletin daha sonra kıvamına göre kaynatabilirsiniz ama tam 45-50 dakika yetiyor arkadaşlar. Kıvamı tam yerinde tane tane bir reçel alıyor. Sıcak sıcak kavanozlara doldurun. Birkaç tane tanesi böyle dağılmış arkadaşlar. Önemli değil. Eğer tam ham indirden hazırlayacaksınız dağılmaz. Kıvamı da göstermek istiyorum size. Kıvamı da bu şekilde. Reçelimizi sıcak sıcak kavanozlara dolduralım. Ben o aşamayı çekmedim arkadaşlar sizlere sonucunu göstermek istiyorum. Bu şekilde harika bir incir reçeli oluyor. Kıvamı da böyle. Sizlere incirin içine göstermek istiyorum. Harika bir şekilde şerbetini çekti ve harika bir reçel oldu. Mutlaka sizler de denemelisiniz. Bu kıvam bir saat sonraki kıvam arkadaşlar. Diğer incir reçelimi de hem üstteki kartlara ve bitiş ekranına da ekliyorum. O tarifi de denemelisiniz çok lezzetli oluyor. Tarifimiz sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.